Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir örgü modeliyle yine karşınızdayım. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bu şekilde tüm bu yeleğim benim. Sadece omuz kısımlarında, şu kısımlarında dikişimiz var arkadaşlar. Diğer tarafı tüm bir şekilde gördüğünüz gibi. Ördüm. Bunun modelini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şu şekilde de şunu da paylaşmak istedim. İsterseniz bu şekilde kare kare de yapabilirsiniz. Bunu da annem yapmıştı. Ellerine sağlık. Kalan iplerle dedi bir model yapayım dedi. Bununla bu şekilde değerlendirme yaptı annem. Küçük bir bebek yeleği yaptı. Ellerine sağlık. Annemin de buradan selamlarımı söylüyorum anneme. Öncelikle tığımla, tek tığla arkadaşlar. Tek tığla yapılan bir model. Şu şekilde ipimi açıyorum. Zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Önce istediğiniz boyutta zincir çekiyorsunuz. Kendi boyunuza kadar istiyorsanız bedeninize göre öncelikle şu kısmını bedeninize veya bir hoşunuza giden büyüklükteki yeleğinizin etrafına ölçebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle zincirimi çekiyorum. Ben size şu şekilde göstereyim. Şu sadece şu ortadaki bir karemi gösterirsem yeterli herhalde arkadaşlar. Öncelikle zincirimi çekiyorum. Üzerine trabzanlarımı yapacağım arkadaşlar. İki tane daha çekersem şu şekilde başıma alıyorum bir tane arkadaşlar. Her zincirimin arasına birer tane trabzanlarımı yaparaktan örüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde trabzanlarımızı yapalım arkadaşlar. Lastik yerine isterseniz çift şişimizle alt kısmını şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu alt kısmını lastik de yapabilirsiniz istediğiniz şekilde. Üzerine de tekrardan tek tığla modelimizi devam yapabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ben öncelikle alt kısmını iki sıra bu şekilde trabzan yaparaktan devam ettim arkadaşlar. Zincirlerimin her bir zincirimin arasına bir baş alaraktan trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. İki sıramı gittim arkadaşlar ben gördüğünüz gibi. Şimdi örgümün size iyice anlatabilmek için şu ön lastik kısmı gibi 5-6 tane trabzanımı gidiyorum. Ben buna arkadaşlar ipin kalınlığına, inceliğine de bağlı oluyor. Bu ön kısmının sayısı. Ben buna 2, 4, 6, 7 kenar
zinciriyle 8 tane lastik trabzanı yaptım. Ama ipin kalınlığına, inceliğine de bağlı oluyor. Çok aşırı kalını da pek hoş olmuyor. İncesi de hoş olmuyor. Ortası daha hoş oluyor. Sizin tercihinize kalmış. Ben bunu bu şekilde ideal gördüm. Hoşuma gitti. 8 tane trabzanım. Lastik trabzanım burası. Buraya ben 3-4 tane trabzanımı yapıyorum. 3 zincirimi çekip tekrardan dönüyorum. Trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Kenar zincirimle 4 tane oldu. Ve beşinciyi yapıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 veya 2. Ben bunda bir tane çekmişim arkadaşlar. Bunda da yine bir tane çekmek istiyorum. İpim, bu ipim şu anki model başladığım ipim daha kalın. Bir tane trabzanımı bırakıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi burada da alt modelimde de bir tane trabzanımı bırakıyorum. İkinci trabzanımı tekrardan 8 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Siz sayısını değiştirebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ben iki taraflı da 8 tane bu tarafa, şu şekil göstereyim arkadaşlar. 8 bu tarafa, 8 tane bu tarafa. Ortada bir tane trabzanım dolduruyorum. 8 trabzan bu tarafa. Bir tane trabzan bırakıp bir zincir çekip tekrar diğer tarafa da 8 tane trabzan dolduruyorum arkadaşlar. Dördüncü trabzanın, beşinci trabzanın, altı, yedi ve sekiz, sonuncu trabzanım arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum, bir tane trabzanımı bırakıyorum, diğer trabzanıma geçiyorum. Yine aynı şekilde 8 tane trabzanımı dolduruyorum. Üçüncü trabzanın, dördüncü, beşinci ve altıncıya geçtim. Yedi ve son sekizinci trabzanın. Tekrardan arkadaşlar yine bir zincirimi çekiyorum. Şu şekilde göstereyim. Bir zincirimi çekiyorum. Bir trabzanımı bırakıyorum. İkinci trabzanın arasına bir trabzan batıp tekrardan iki zincir çekip bir trabzanın tepesine iki defa batıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir zincirimi çekiyorum. Bir tane trabzanımı bıraktım. İkinci trabzanıma batıyorum. Tekrar iki zincir çekip aynı trabzanın tepesine bir trabzana iki tane batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar zincirimi çekiyorum. Bakın. Tekrar aynı şekilde gülüme devam ediyorum. 8 trabzanımı yapıp bir zincirimi, bir tane trabzanımı bırakıp bu şekilde devam ediliyor. Ben size tek bir gül göstereceğim için tekrardan bir trabzan bırakıp ikinci trabzanın tepesine bataraktan bu şekilde devam ediliyor arkadaşlar. Üç tane zincirimi çekip dönüyorum.
Tekrardan. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu kısım kısımda bakın ikinci sıraya geçtim. Burada yapılmış yerde led içerisinde iki tane aynı şekilde trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Tekrar trabzanımı yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ikinci sıradayım arkadaşlar. 6 taneye düşürüyorum. 8 tane diye 6 7 8 2 trabzanımı bırakıp alttaki bir tane trabzana batıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi daha net anlayın, daha iyi anlayın, net görün diye bu şekilde yapılmış modelimi de gösteriyorum arkadaşlar. Tekrardan birinci trabzanın, ikinci trabzanın, 3, 4, 5 ve son altıncı trabzanıma batıyorum. Tekrardan iki zincirimi çekiyorum. Bu ortadaki bir zincirimin arasına batıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde iki zincirimi çekiyorum. İki trabzanımı bırakıp üçüncü trabzanımın tepesine batıyorum. Aynı şekilde 6 tanemi dolduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kenar lastik kısmı dediğim yere doldurdum. Tekrardan 3 zincirimi çekiyorum. Tekrardan döndüm. Trabzanlarımı dolduruyorum arkadaşlar sırayla. Bu kısım yine bir zincirimi çekiyorum. Bir tane. Burası şu kısım. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şu lastik kısmı diyerekten anlatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar trabzanımı. 2 2 azalıyor arkadaşlar. İlk sırada 8, diğer sırada 6. Bu sıramda da 4 tane trabzanım olacak. 3 ve 4. Trabzanın 2 zincirimi çekiyorum. Tekrardan alttaki zincirimin arasından batırıp çıkarıyorum. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer trabzanımın zincirimin arasına trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Tekrar 2 trabzanımı bırakıyorum. Üçüncü trabzanımın içerisine 4 tane trabzanımı dolduraraktan devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar iki zincirimi çektim. Yine trabzanımı 2 zincirimin içerisine batıp 2 zincirimi tekrar çektim. Yine trabzanımı yaptım. Tekrardan bir zincirimi çekiyorum. Bu kısmı bu şekilde 3-4 tane trabzanımı yapıyorum. Ve tekrardan dönüyorum arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Ve sonuncu trabzanımı batıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar
Bu kısma şimdi arkadaşlar şu kısma geldik. 1, 2, 3. kısım. 2 tane dolduruyorum. 2 zincir çekip bir trabzanıma batıp ondan sonra tekrar 2 zincirimi 3.'nün içerisine dolgu yapacağım arkadaşlar. Bu kısımdayım şu anda. Şimdi zincirimi çekiyorum. Trabzanlarımı, 2 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Trabzanımın içerisine batıyorum. Tekrar 2 zincir ve buraya geldik arkadaşlar. Şimdi buraya az önce de söylediğim gibi ipin inceliğine, kalınlığına bağlı. 4, 5, 6 şeklinde bu şekilde tığımızın başına başalaraktan bu bir, bu ikinci, bu üçüncü arkadaşlar, dördüncü, dört tane yok. Ben buna 6 tane dolamıştım arkadaşlar. İpim ince olduğu için şu şekilde göstereyim. Buna ben 6 tane dolamıştım. İp ince olduğu için ip ince, ne kadar ince olursa o kadar fazla. Buna 4 tane yeterli şu anda. Ve topladım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim yine. Hepsini birlikte toplayıp bir tane bağlamamı yaptım. Tekrardan 2 zincirimi çekiyorum. Trabzanıma batıyorum. Zincirimin arasına, pardon, trabzanımı zincirimin arasına batıyorum. Tekrar 2 zincirimi, 2 trabzanımın tepesini bırakıp 3. trabzanımın tepesine 2 tane dolgumu yapıyorum arkadaşlar. Bu kısmı öreyim arkadaşlar. Videom çok uzun olacak. Uzatmamak adına bu kısmı doldurayım ben. Ve doldurdum ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi burası 2 tane azaltmıştık. 8, 6, 4, 2 şeklinde. Şimdi 4, 6, 8 şeklinde geri tekrardan çoğaltaraktan çıkacağız arkadaşlar. Şu şekilde yine modelimde göstereyim. Bakın 2, 4, 6 ve 8 şeklinde. Devam edelim. Bir zincirimi çektim. Trabzan, 2 tane trabzanımın tepesine batıyorum. Tekrardan 2 trabzanımı da zincirimin içerisine batıyorum arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine buraya arkadaşlar 1, 2, 3 ve dördüncüyü de topladım. Hepsini birlikte çekiyorum. Tekrardan 2 zincirimi çekiyorum. Diğer karşı tarafa aynı işlem arkadaşlar. Baş alıp trabzan şeklinde yapıyorum ama dolayıp çekmiyorum. Tekrardan ikinciyi yapıyorum. Tekrar üçüncüyü yapıyorum ve dördüncüyü topluyorum. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar buranın içerisine 2 tane trabzanımı bir ve ikinci trabzanımı da yaptım. Tekrar 2 trabzanımın tepesine de birer tane dolduruyorum. Yine bir zincirimi çekiyorum. 2 zincirimin arasına batıp yine 2 zincirimi. Bu kısımlar orta kısımlar oluyor arkadaşlar. Gülün orta kısımları. Yine aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ve
Tekrardan arkadaşlar zincir çekmişim. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrardan trabzanlarımın tepesine 2 7 4 oldu. Şu anda 6 tane olacak. 3. trabzanın 4. trabzanın ve iki zincirin arasına 2 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 zincirimi çekip 2 dolgunun arasına aynı şekilde bir dolgu daha yapıyorum arkadaşlar. 1 ve 2. ve 3. ve 4. dolgumu çekiyorum. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Diğer dolgumun kenarındaki zincirime 2 tane trabzanımı devam ediyorum. Ve kenar lastiğime geldim. Bir zincirimi çekiyorum. Trabzanlarımı doldurarak da devam ediyorum. Ve arkadaşlar bakın 2 7 4 6 şu anda 6 taneyi yaptım. Buraya tekrardan 2 tane trabzanı yapıyorum. Ve 8'i tamamlıyorum. Tığım takıldı. 1 ve 2. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Şu işlemi yapıyorum. Şuradayım. Son. Tekrardan burada bir tane zincirimi çekiyorum. Net anlaşılması için arkadaşlar tekrardan bir zincirimi çekiyorum. Karşı tarafa yine aynı şekilde 8 tane trabzanlarımı örerekten devam ediyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi modelim çıktı. Tekrardan dönüşte aynı şekilde şu kısım buraya tekrardan aynı bu işlemi bu şekilde yaparaktan üzerine devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Videomu daha fazla uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı şekilde şu ördüğüm modelimde de şu şekilde gösteririm. Aynı şekilde devam ederekten üzerine umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.